Başbakan Binali Yıldırım diyor ki, başkanlığın kapısı 15 Temmuz gecesi açılmıştır diyor. Böylece darbe gecesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu bize Allah'ın bir lütfu, sonu iyi olacak derken neyi kastettiğini başbakan açıklamış oluyor. Bu söz 15 Temmuz'da tankların önüne yatan, kurşunlara hedef olan şehitlerimize ve gazilerimize ihanettir ve ayıptır. Şehit Assubay Ömer Halis Demir, Recep Tayyip Erdoğan başkan olsun diye şehit olmadı. 15 yaşında şehit olan Halil İbrahim Yıldırım, Erdoğan darbeden sonra başkan olsun diye şehit olmadı. Kazanlı Mustafa amca, darbeden sonra Erdoğan başkan olsun diye şehit olmadı. Şehitlerimize yazıktır, şehitlerimize günahtır. Darbeyi fırsat bilip ben nasıl koltuğumu sağlamlaştırırım, nasıl tek yetkili olurum, nasıl her şey bana bağlanır arayışına girdim. Bu arayışa 1940'lı yıllarda Hitler de girmişti. Avrupa'yı kana buladı, dünyayı kana buladı. Bu sevdadan vazgeç kardeşim. Senin başkan olma gibi bir niyetinin olmaması gerekir bu ülkeye ve bu cumhuriyete saygı duyuyorsan. Şimdi deniyor ki, efendim, Sayın Cumhurbaşkanı anayasaya ihlal ediyor, sınırların dışına çıktı. E ne yapalım? O zaman yapacağımız bir şey var. Anayasayı değiştirelim, kuralları değiştirelim. Bunu buna göre bir anayasa yapalım. Bu kişiye göre yeni bir anayasa yapalım. E peki yeni bir anayasa yaptık. Ona da itiraz etse ne yapacağız? Onu da ihlal etse ne yapacağız? Sayın Bahçeli'den istirhamım. Şu açıklama bence yeterlidir. Biz gel bu kişiyi kral yapalım ve serbest bırakalım. Ne istiyorsa yapsın. Bir televizyon kanalı da bağlayalım. 24 saat canlı yayın yapsın. Sen de kurtul, biz de kurtulalım kardeşim. Mahkeme kararlarını tanımam dedin. Yasama ve yargı benim için ayak bağıdır dedin. Şimdi biz bu kişiye diyoruz ki sen nasıl bir anayasa istiyorsan gel biz o anayasayı ona göre yapacağız. Ettiğin yemini unutacaksın. Anayasayı çiğneyeceksin. Mahkeme kararlarını tanımayacaksın. Meclisi ve güven oyu almış hükümeti yok sayacaksın. Her önüne geleni kandıracaksın. Ülkenin başını belaya sokacaksın. E peki kardeşim, yarın birisi seni kandırdı ve sen de kalktın Türkiye'nin başına bela açtın. O zaman biz ne yapacağız? Bu kadar yetkiyi sen niye istiyorsun? Hangi gerekçeyle istiyorsun? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni, altını çiziyorum, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni Pensilvanya'daki meczup bir kişi karşısında acze düşüreceksin, yüzlerce insan ölecek, sonra çıkıp da başkanlık, başkanlık, başkanlık diye tutturacaksın. Ya insanda biraz ar, biraz edep olur arkadaş ya. Biraz ar, edep olur.